canım şanım. Bize de mesken oldu şu Muğla'nın yolları. Seninki? Büşra Sırdar. Ben Küçük ses söyle. Medine Sönmez. Medine Sönmez. Annemin ismi? Ben yok. Aleyna Oğuzalp. Aleyna. Ben gidiyorum. Sudenur Oğuzalp. Sudenur Oğuzalp. Senin? Senin? Sümeyra Aksoy. Sümeyra. Aferin. Konuşmak isteyen varsa el kaldırıp konuş. Var mı konuşmak isteyen? Yok mu? Ne konuşuyoruz? Sen ne istersin? 25 milyon var. Ne oldu ki, utandın mı? Size DVD vereceğiz sonra bunları yaparız. Değil mi? Yarın kutlayacak mısın? Yaparım. Senin ismin ne? İsmail. İsmail. İsmail ismini beraber söyle. Adem Mertcan. Sonra isimleri söyleyelim sonra. Ali Sıkan Kızılar. Kızılar Kızılar. Ben geldiğim zaman. Dur. Aydınan. Aydınan. Sen çoğunu belli misin? Aynen. Evet. Evet. Mustafa Bey. Oğlum gözün kapatmadı. Gözünü göreyim. Sen sizi yap bakayım. Ali İhsan. Ali İhsan. Soy isim? Ne? Soy ismin ne? Eşkil. Kurt mu? Süleyman. Oğuzay. Oğuzay. Evet, kişi. Evet, sana ne? İsmail Oğuzay. İsmail? Ramazan Kurt. Ramazan Kurt. İsmail. Evet, delikanlı, senin adın ne? Ekrem. Ekrem Kızılay. Evet, yüksek ses söyleyelim, duyulsun. Duyulsun. Demir Kızılay. Ahmet Kızılay. İsmail Kurt. İsmail Kurt. Furkan Kızılay. Furkan Kızılhan. Furkan Kızılhan. Senin adın ne? Sen öğrenci misin? Öğrenci misin sen de? Neydi? İsmail. İsmail. Evet delikanlı, senin adın ne? Muhammed Kurt, Reskeli'ydim. Muhammed Kurt. Evet öyle. Tamam. Evet, isim neydi? Resul. Açık sesli söyleyeyim. Resul. Sonra sen izleyeceksin bunu. Resul. Senin ismin ne? Soy isminizle beraber söyle. Ramazan Kızılan. Ramazan? Kızılan. Kızılan. Deniz Kızılan. Deniz. Sen güreşiyor musun?
Raşit Kızılan var senin adın? Raşit Kızılan. Raşit Kızılan. Senin adın? Şaban orada. Şaban orada. Şaban. Yavuz Selim Kurt. Yavuz Selim Kurt. Senin adın? Yavuz Kurt. Evet. Kurtla yan yana. Evet kızlar. Senin ismin ne? Miray Esti. Müşra Kurt. Müşra Kurt. Senin? Benim ismim Ozal. Senin? Rabia Kızılan. Rabia Kızılan. Kadriye Ordu. Bir daha söyle bakayım. Kadriye Ordu. Ha Kadriye Ordu. Ordu da var burada. Senin adın ne? Taha Kızılan. Taha Kızılan. Kızılan çok burada. Senin adın ne? Yusuf Korhan Ertuğ. Yusuf Korhan Ertuğ. Kaça gideyim sen? 7. 7'ye gideyim. Maşallah. Selam güzel. Hoş geldiniz Sayın Karlıka. Biraz geciktik, kusura bakmayın. Başkanım hoş geldiniz. Şöyle yapayım. Yetiştikallar. Başkanım hoş geldiniz. Doktorum hoş geldiniz sizler. Tamam. Hüseyin abi hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Yüreğim abi hoş geldin. Mustafa Bey. Hoş geldiniz. Çektin mi? Çektin mi? Yok sen Özcan mı? Özcan mı? Oradan mı? Burada. Hoş geldin. Özcan da ikramı yasak. Bunlar yeterli. Komiser başı gel. Sağ olun. Bu amatör çalışması. Biz toplu çekimleri çekelim. Özcan edelim. Tanıyor musunuz? Evet. Merhaba çocuklar. Çocuklar. Atatürk'ü özlüyor musunuz? Evet. Biz de çok özlüyoruz. Siz daha çok özleyeceksiniz. Daha çok seveceksiniz değil mi? Evet. Kesinlikle. Dünyanın tek çocuk bayramı hangi bayramdır? Bütün Bütün çocuklar azman yapmış değil mi Atatürk? Evet. 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 Tamam. Tamam.
Çocuklar şöyle abinizi bakın, Can abinizi bakın çocuklar. Sen abi. Gencin birisini ver ya arkadaşlar. Çocuklar, bize bu bayramı, çocuklara bu bayramı armağan eden Atatürk'ü asla unutmamak lazım. Zaten unutmazsınız değil mi? Zaten unutmuyoruz değil mi? Evet. Atatürk bir şiir bilen var mı içinizde? Ben bilmem. Bilen var mı? Ne? Fotoğraf. Söyle. Fotoğraf alalım. Atatürk bir ilgili şiir bilen var mı? Doğru saçlar. Buraya bakın gençler. Fotoğraf. Örümcek adam. Güzel bir şey. Kaç kişisiniz hocam? Hepiniz yok musunuz? Hayır. Şu an sıfır. Beş kişi mi dördünüz? Kitap okuyor musunuz kitap? Evet. Bakın misafirler size kitap getiriyor. Okuyorsunuz değil mi? İyi yapmış. Evet. Hocam, çocukların beyinlerine kitap okumak için en uç hücresine kadar akış tutuşturmak için başka türlü bir kurtuluşu sağlayacak. Köye girdiler mi? Geldiler. Girmeseydik ya. Ben daha yolda var. Ben de yolda değişim.
başlıyor. Hoş geldiniz. Abi şu an toplaş var mı geldi? Abicim bak ben seni arayacaktım unuttum ya. Ya. Oyun hallettik. Bunu şey yapalım hatırlatalım. Başkanım. Oğlum geçsin ya. Kapana bak. Hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sabit Bey. Sabit hoş geldin. Sen var ya arabayı içeriye atalım, malzemeyi boş atalım. Muhtarım hoş geldin. Hoş bulduk. Abi şöyle kenara gelin. Hocam hoş geldiniz hocam. Hocam bir şöyle paketler şuraya. Şuraya paketler. Çıkarken çıkmaz bu araba. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Kolay gelsin. Ne var, iyi seyirler. İyi, sağ olun. Harikasınız, süper, süper. Sıçrayan
Evet, o gönderiyor o tip şeyleri. Ama son yazdığımda alınmamışımdır diye biliyorum. Hani Acık Bey vardı ya, ödeyim. Hani logonun koyması gibi. Logonun koyulması. Güler Bey hoş geldin. Bizim aile grubunda paylaşıldı, bir sürü yerde paylaşıldı. Böyle olunca hani gidermeyi yansıtamıyorum. Ben de böyle bir şey var. Ben de böyle bir İyisin değil mi? Tamam, bir yemeğe geldim. Sağ olun hocam. Çok sağ olun. Kaymakam Bey. Kaymakam Bey orada. Nurul Hocam hoş geldiniz. Hocam konuşuyorum siz zamanında. Oraya bitirdik. Bir akşam da gelebilirim. Şu an bir adam görüşürüz. Tamam, dönüşün hocam. Bir defa geldim oraya. Bir defa bulamadım sizi. Haber kız. Tamam bak bir. Kesin yapalım. Eyvallah. Şimdi bunu da sen de hoşlanmışsın değil mi? Değilim. Değil misin? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben bu denizin Kocadere köyü var. Tamam. Mahalle olsun. Biliyorum. Ben oralıyım. Sen de ben varız. Başka kimin arayayım ya? Otopol gidiyor. Tamam. Yenge Ayşe'yi de getirseydiniz. Efendim? Ayşe'yi de getirseydiniz bari. Erman'ı? Ha, onlar da. Bir şey getirirdik abi. Siz gelecek dedi. O işi çok iş böyle de. Ama. Çektin mi? Hiç dağılmıyor. Dağıl, dur. Yakın çektim bir de. Yakın biraz çektim. Uzakta şimdi kim alıyoruz belli olmaz. Efendim. Evet, evet. Sağ olsun. Ana hatıratlar. Emekleriniz için teşekkür ediyoruz. Takip edip duruz gençler. Ben de foto ayıp bu arada. Karıştırdım mı? Tamam. Evet, kitaplarımız, formalarımız, toplarımız, defterlerimiz hepsi burada. Biraz sonra öğrencilerimize dağıtacağız. Kütahya malzemelerimiz de bu tarafta toplandı. Çok güzel görünüyor. Sayın Belediye Başkanım, değerli protokol üyeleri, kıymetli misafirler, sevgili öğrenciler. Hediye teslim törenine hepiniz hoş geldiniz. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Sayın Kaymakamım, programımız, saygı duruşu, İstiklal Marşı, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz açılış konuşmasını yapacak. Arkasından kampanyayı düzenleyen dernekler adına konuşmasını Profesör Doktor Turgut Bey yapacak. Arkasından hediye dağıtımı gerçekleşecek. Kapanış ve arz ederim. Sizleri Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve Aziz Türk Şehitleri adına saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nı söylemeye davet ediyorum.
Dikkat. Sayın Belediye Başkanım, Sayın Jandarma Komutanım, Acıkan'ın yetiştirdiği çok değerli medarı iftarımız, hocamız, Sayın Turgut Top Hocam, çok kıymetli misafirlerimiz, Dernekler Birliği'nin kıymetli üyeleri, değerli öğrencilerimiz, öğretmen arkadaşlarım, hepiniz hoş geldiniz. Anlamlı bir program için burada toplanmış bulunmaktayız. Dernekler Birliği, Eskiköy İlkokulumuz ve Ortaokulumuzdan başlamak üzere bu sene güzel bir kampanya başlattı. Devamının geleceği yönünde de bize sinyaller geldi Sabit Bey'den. Sabit Bey'i göremedim şu anda, gördüm arkada. Evet, milli eğitimde önemli değişiklikler oldu sayın misafirlerimiz. Özellikle Denizli'de yürütülen önemli projeler var, programlar var. Sayın Valimizin himayesinde Edip Programı adını verdiğimiz bir program var. Program kapsamında öğrencilerin değerlere eğitimi yönünden eğitimcisi yönünde çok önemli çalışmalar yapılıyor. Okullarımızda bununla ilgili çok önemli çalışmalar var. Bunun yanında tabii ki akademik başarıdan öğrencilerin önemli bir beklentisi haliyle öğrencilerimiz geleceğine yönelik saygı selamını istiyorum. Aslında ben kendimce uzunca bir konuşma planlamıştım ama bu havada pek uzun bir konuşmanın doğru olmayacağı kanaatindeyim. Neden uzunca bir konuşma hazırlamıştım onu da söyleyeyim. Yaşım da ortaya çıkacak ama 40 sene önce böyle bir köy okulunda ben de 23 Nisan'da böyle bir sıralardaydım. Aslında 23 Nisan bayramını birlikte kutlayacağız diye düşünmüştük ama hava bugün pek buna müsaade etmedi. Güzel bir gündeyiz. Bundan 97 yıl önceydi. 23 Nisan'ında meclisimiz açıldı. Bir cuma günüydü Ankara'da. 23 Nisan 1920 cuma günü. Bugünkü Ulus dediğimiz bölgede Hacı Bayram Camisi'nde cuma namazı kılındı ve oradan hep birlikte Ulus'taki eski meclis binasına gidildi ve orada 13.45'te ilk toplantı, Sinop Milletvekilinin başkanlığında ilk toplantı yapıldı ve oradan bir karar çıktı.
Orada çıkan en önemli karar oydu. Zaten onun için 23 Nisanlar bugüne kadar devam ediyor. Hakimiyeti milliye denildi. Hakimiyet kayıtsız şartsız bir şekilde milletin egemenliğine bırakıldı. Ve Cumhuriyet kurulduktan sonra da bugün eski adıyla Hakimiyeti Milliye Bayramı şeklinde kutlanmaya başlandı. 1927 yılında bizzat Atatürk'ün kendi isteği ve teşviki ve organizesiyle Çocuk Bayramı da buna eklendi. Hakimiyeti Milliye Bayramı adıyla önceleri, daha sonra da Ulusal Egemenlik adıyla, 1927'den sonra da Çocuk Bayramı adıyla bu bayram kutlandı. 1980 yılından sonra da iki bayram birleştirilip Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı haline getirildi. Dünyada çocuklara bayram veren tek millet biziz. Sadece Türk çocuklarının, Türkiye çocuklarının bayramı mı bu? Hayır. Bütün dünya çocuklarının bayramı kabul ettik bugünü biz. Bizde bayramlar çoktur. Neredeyse ülkemizde 100'e yakın kutladığımız bayram, önemli güzel gün var. Ama bu 23 Nisan'ı ayrı tutmak gerekiyor. İki nedenle ayrı tutmak gerekiyor. Çünkü milletin egemenliğinin bayramıdır bu. İkincisi de çocukların bayramıdır ki o çocuklar yarınlardır, gelecektir, geleceğimizin aydınlık yüzleridir. Şimdi Dernekler Birliği olarak, Acıpayan Dernekler Birliği olarak son iki yıldır özellikle oldukça güzel, keyif veren, memleketin aydınlık geleceği adına umut tohumları atan bir oluşumun içindeyiz ve onun içinde olmaktan dolayı da ben kendi şahsım adına büyük bir mutluluk ve keyif duyuyorum, az duyuyorum. Acıpayan Dernekler Birliği'nde bildiğim kadarıyla yaklaşık 20 tane dernek var şimdi. Ama sadece bu Acıpayan ve yöresindeki dernekler değil, aynı zamanda biz Çameli'yi de bunun içerisinde tutuyoruz. Sağ olsun, derneğimize en ciddi katkıları verenlerden biri Doktor Özcan Bey. Kendisi de bugün bizlerle birlikte. Bu vesileyle kendisine buradan kalbi şükranlarımı da sunmak isterim. Çameli'de, Serinhisar'da, Acıpayan'da, hatta Yeşil Yuva Gölhisar'da bu dernekler birliğinin kapsamı çeksin. Biz eğer nasip olursa her sene birkaç köyde bu ve benzeri, şöyle yapayım belki burada biraz uzaklaşırsanız ses düzelir. Öyle mi? Evet. Nasip olursa bu tür etkinlikleri yapmak istiyoruz. Okullarımızdaki ihtiyaçları birlikte karşılamak, eksikleri tamamlamak, birbirimizin derdine derman olabilme adına bunları yapmak zorunda olduğumuzu biliyoruz. İyi ki bu dernekler birliği var ve iyi ki Kaymakam Bey'in, belediye başkanım var ki sadece dernekler birliğiyle de olan işler değil bunlar. Hepsi bir araya gelince bu sonuçlar ortaya çıkıyor. Bir kitap kampanyası diye başladı bu iş. Zannedersem şu anda Devrim Hocam toplanan kitaplar herhalde 2-3 okulu donatacak kadar, 2-3 kütüphane oluşturacak kadar kitap toplandı. Beraberinde bazı kırtasiye eksiklerini, bilgisayar, Üstad Necip Fazıl Kısaküre'nin çok sevdiğim enfes bir dörtlüğü vardı. Ben onu da sizlerle burada paylaşmak isterim. Diyor ki bir şiirinde Necip Fazıl, tohum saç vermezse toprak utansın, ustada kalır ise bu öksüz yapı, onu sürdürmeyen çırak utansın. Koşmana bak be hey küheylan, çatlarsan seni doğuran kısrak utansın diyor. Anadolu toprağı, Anadolu anası çatlayan kısrak doğurmadı bugüne kadar. İnşallah bu memleketin geleceği daha aydın, daha güzel, daha mutlu, daha güçlü olacak. Buna tüm kalbimizle inanıyoruz, yürekten inanıyoruz. Bu vesileyle bizi burada ağırlayan okul müdürümüze, öğretmenlerimize ve ilçe protokolümüze de ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Gençlerimize de sevgilerimizi sunuyoruz. Hepinize iyi ki geldiniz diyorum. Saygı ve sevgilerimi sunup teşekkürlerimi iletiyorum. Sizlerle hepinize teşekkür ediyoruz. Şimdi tüm ortaokul öğrencilerimiz Atatürk Çocukları adlı koro asarı sizler için sunmak üzere tüm ortaokul öğrencilerimi davet ediyorum. Thank you.
Bu tarafa yavrum. Hediyelerini vermek üzere teşriflerini arz ederim. 8 sınıf öğrencilerimiz şöyle buyurun. Hani gel, hani gel.
Buraya bakın. Başarılar diliyorum. İnşallah. Dur, dur, dur. Başkan, hep beraber. Kameraya da bakalım garip küçük kız. Dur. Bir de buraya bakalım şöyle. Aferin sana. Tamam. Bir tane bana ver, ben de vereyim bari. Bakın şöyle. Sağ ol. Kime vereyim şöyle? Siz aldınız mı? Bak ben şu kızımıza vereceğim. Al bakayım sana. Sizden ayrılmayın. Buyur bakalım hadi. Gelecek gelecek, geliyorlar, dağıtıyorlar. Bak, bu kızımızı da ver mi canım? Arkada tek kaldı. Ah. Şöyle beraber çek çek. Hadi sana buraya gel. Şöyle beraber fotoğraf çek. Ver kameraya. Heh, tamam ben. Dön bize doğru. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bir dakika. Komutanım, komutanım bir saniye, ben de çekileyim. Ramazan abi şunu çok tuturdu. Çek. Geri. Çok prenses ya. Kaydediyor abi. Gel abi, gel abi. Bizim başımız gelmiyor ya. Evet, bayrakları bir sallayalım şöyle. Yaşasın. Üç insan. Hadi bakalım. Süper. Bu kameranın sonu olsun. Bu köyde kazma kürek çalışacaksınız ben gibi. Hayır. Tamam mı? Hayır. 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 Hayır.
kim ormancı olacaksın sen? Gençler, doktor olayım. Gençler bir şey unuttuk. Bekliyorsunuz, bir tane doktorunuz var. Doktorum, bir dakika. Örnek gösteriyorum. Gençler bak, şamanide doktor muam, anladınız. Okursanız doktor olma şansınız var. Polis başkanımız var. Polis başkanımız var. Bak doktor. Doktor burada. Başkan, hem başkan hem doktor. Neden? Okumuş. Biz dersleri çok çalışıyor. Dersleri çok çalışıyor. Eski köyün çocukları çalışır. Ama kim? Evet. Başkanım kim ne olmak istiyor bilemedim. Söz mü söz mü söz mü? Atatürk'ün çocuklarıdır değil mi? Ne olmak istiyorsunuz? Peki ne olmak istiyorsunuz? Veteriner. Polis. Bir dakika. Doktor olmak istemek zorunda kaldıysa bakıyor. Doktor olmak istemeyen maşallah. Öğretmenlik olmak kaldıysa ne yapabilir? Göz müküre çalışacak olan. Veterinerler. Veterinerler. Peki, mühendis, mühendis. Peki, devam. Ana aşkım, ne yapacaksın? Siyo bıcağı, müsaade edin. Bugün Allah sana benim affeder. Belediyemiz bir davete gönderdi. Orada muhteşem bir şiir dinletisi verdi. Nazilli'de. Ben acıbayan bunları şiir dinletisi istiyorum. Önce bunu söylemek istiyorum. Bakın Hacı Bayanlı şairden şiir ziyafeti. Bu böyle nazik aydın basınında çıktı. Bu kendini böyle dövülenmek için değil de yani Hacı Bayanlı'da da böyle bir değer görmek istiyorum. Bir Hacı Bayanlı olarak. Hacı Bayan Çubukçular köyünden. Benim bugün köyümde tek nüfus yok. Böyle bir köyden zorluklar içerisinde çıkabilmişim. Kitaplar yayınlamışım. 50 bin civarında kitabım var, imzaladığım, imza günlerinde, sadece Denizli'de, Türkiye'mizin birçok yerinde, birçok kütüphanelerimizde var. Yaptığım şiir dinletisinin bugüne kadar sayısını bilmiyorum. Ama öğrencilik yıllarında Türkiye birinciliğimiz. Şiir okudum. Yani bir şiir dedim ama fırsat verirseniz burada böyle 2-3 tane okumak isterim. Tabii ki önce ezbere okuduğum, çok sevdiğim, Hacı Bayanlı için yazdığım şiir okuyacağım. Hacı Bayanlı türküsü. Şimdi şiire dem vurdurdu hocam. Şiirden önce dinlemin selamını getirdim. Onu söyleyeyim mi? Değecedim. Değmedim. Tam o arada şiirim. O güzel insanların karşısında haliyle heyecanlanmamak hiçbir şey değil. O yüzden heyecanımı mazgulüm. Haliyle gelirken artık bir hengamenin içerisine girdik. Uğraşıyoruz, çaba sarf ediyoruz. Bir taraftan da ninem gördü yolda. Orada bir baktık, benim tabii aceleci olduğumu görünce de sormadan ederdi. Biz de anlatmadan geçemedik. Dedik ki eski köye gideceğiz diye de şu son zevkle ilk el sunalım mı sınavı için. Aman yavrum! Koçuk duruyorum ya. Nereye gidip bana böyle bakayım, telaşlayın, telaşlayın. Anne, eski köyü kütüphane bulacağız ya. Bizim hocalar falan hep toplanmışlar orada. Ne kadar insan varsa. En başında Turgut hocam varmış. Sabit abim zaten yerinde durmuyor. Onu koşturacağım. Boyunu sıkıştırıp durur beni. Aman yavrum. Sen ondan mı Sabit'i ben biliyor musun Sabit? Hiç yerinde durmuyor. Orada burada zırt pırt gezip duruyor. Nina aynı bildiğin insan. Ama bir dönemde milletin çok işini gördü. Gani lazım olduydu bize. O zaman bir baktık Sabit'ten yardım aldıydık. Allah razı olsun. Öyle insanlar bu memleketlere lazım. Aman yavrum, Turgut Hoca'na da çok çok selam söyle. Ninem gelmiyor, kışları durmuyor de. Oradaki çocuklar, gözlerindeki o ışıltıydı benim yerim. Sen göre hayatım.
ne kadar köyde, ne kadar yerde gelecek olan nesile ne kadar çok kitap okudu bilirse bizim için o kadar faydalı. Heydar Ermen eski zamanlarda bir de bir kitap vardı benim yanımda. Onu da götürmesin oğlum ya. Hani belki bir çocuk ama okur beni. Ninem ne olamış buna? Umman ninem göndermiş de. Köylerde, her yerlerde bir şekilde kitap, kütüphane kuruyorlarmış. Değil mi? Yarın nene neden demeyecek yalnız ben geç kaldım. Sabit abim beni öldürmesi de. Diye çıktık geldik. Ve haliyle küçük vazgeçtim. Ben küçük bir bölüm okuyayım sizlere. Çok fazla vaktinizi almayayım inşallah. Ondan sonra da bu güzelliği beraber yaşamaya devam edelim. Vazgeçtim uzun karası gözlerinden. Masallar kadar tatlı sözlerinden vazgeçtim. Kiraz kırmızısı, çatlak dudaklarından. Bana senin kokunu getiren rüzgarlardan. Seni hatırladım. Bütün şarkılardan vazgeçtim. Umudumun bittiği yerlere. Güller dikmekten. Her acı cigaramın sonunda. Of çekmekten. Hayatı sen diye yaşamaktan vazgeçtim. Yalan dünyanın doğrularını dinle. Kadehlerden gözyaşma su katıp içmekten, yalancı dostları çevremde görmekten vazgeçtim. Bir adını silmedim kalbimden senin. Yıldızıma gözyaşı dökmene alışamadım. Aşk sendin, sevginin anlamı sendin. Sen de yalan olup gittin ya, sayende. Yalancı aşklardan vazgeçtim. Gecenin bir yarısı, elimde kalem. Yine seni anlatıyorum, bilmiyorum ki neden. Şehrin ışıklarını izliyorum hayalimde. Nedensiz nedenlerden vazgeçtim, işte böylece. Senin yüzünden artık güvenmiyorum aşka. İnanır mıyım o sevgi dolu dediğim bakışa? Yoruldum bu yolda yürümekten bir güzelim. Saçlarıma yağdırdığın karlara bakıp da hayatımdan senin için vazgeçtim. Aslına bakarsan da gülüm. Ben sana değil, düşündeki emsalsiz güzele uydum. Sonra da onun günahını senin boynuna yükledim. Affet beni sana. Galiba ben aşk adına büyük bir günah işledim. İşte bunun için de ben aşkım platonik olanını sevdim. Sonunda platonik aşklardan da senden de vazgeçtim. Eyvallah. Evet. Vazgeçmekten ne zaman vazgeçeceksin? Vazgeçmeyeceğim abi. Vazgeçmeyeceğim bir şey istiyorlar. Eyvallah. Teşekkür ediyorum. Tabii aslında böyle müzikler eşliğinde yani başka havada yüksek var burada. Sıkıp çay çayıyorlar. Fotoğraf yazısı gözüküyor mu?